Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Nihat Hacı Fazlaoğlu. Narsistolog YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda narsisizm ve onun yıkıcı etkilerine karşı toplumu bilinçlendirmek ve koruma altına alarak farkındalık seviyenizi yükseltmek için videolar paylaşıyorum. Bu videonun konu başlığı narsist ile çapraz ebeveynlik çıkmazı. Birçoğunuz narsistik davranış bozukluğu olan kişilerle yaşadığınız ilişkilerde kendinizi bir çıkmazda hissediyorsunuz. Çoğu zaman ilişki çıkmaza girdiğinde narsistle neyi neden yaşadığınıza anlam vermeye çalıştığınızda kendinizi içinden çıkılmaz, sağlıksız bir döngünün içinde hapsolmuş buluyorsunuz. Onun narsist olduğunu belki ilişkiniz devam ederken fark edemediniz. Size hayalinizdeki o kişi gibi kendisini yansıttığında ideal partnerinizi bulduğunuzu sandınız. Daha önce kimse sizi onun kadar iyi dinlememiş, harika yanlarınızı görmemişti. Hayatınıza kurtarıcı meleğiniz rolüyle giren narsiste bütün kapılarınızı sorgusuz sualsiz açtınız. Dünyanın onun etrafında dönmesine izin verdiniz. Narsistin tam da isteği budur. Kendi olamamışlıklarını olmuş bir insanın üzerinden kendi sahte benliğine yansıtmak. Böylece narsist uzaktan kendisine bakarak ne kadar başarılı, zeki, gözde olduğu yalanına kendini inandırmaya çalışır. Gerçekte bu özelliklerin tabii ki hiçbirisine sahip değildir. Tüm bunlar için emek vermek yerine hazır hepsine sahip birisini hayatına çekerek, onu değersizleştirip aşağılayarak, sizden size ait olan otantik kimliğinizi çalarak yapar. Zamanla ilişkide kendinizde silikleşen harika yanlarınızı inatla narsiste görmeye çabalarsınız. Onu olmayan özellikleriyle ilgili övgü yağmuruna tuttuğunuzda içten içe aslında onun bunların hiçbirisine haiz olmadığını bilirsiniz. Peki neden sürekli yalanlarını yakaladığınız narsiste sen dürüst birisin, mükemmelsin, iyi ki hayatımdasın deme ihtiyacı duyuyorsunuz? Bu narsist sandığınız kişi tamamıyla hayatınızda size yansıttığı kişi olduğu için değildir. Narsist sizin hayalinizdeki kişi değildir. Siz narsiste ilişkideyken sizden silikleşen, aslında size ait olan özelliklerinizi geri almak için uğraşırsınız. Çünkü her biri için bedel ödemişsinizdir. Şöyle düşünün, uzun yıllar çalıştığınız, emek verdiğiniz, çabaların sonunda bir araba aldınız. Bir sabah narsist sizden aldığı vekalette aracı üzerine geçirdi. Yaptığının yanlış olduğunu ona söylediğinizde sizi şok eden bir tepkiyle karşılaştınız. Size aslında o aracın onun hakkı olduğunu, sizin o araca sahip olacak zeka ve başarıya layık olmadığınızı ve aracın size ait olduğunu sandığınızı, tedaviye ihtiyacınız olduğunu falan söyledi. Birden afalladınız. Gerçek ve kurgu birbirine girdi. Olanlara inanmak istemediniz. Narsisten aracınızı geri alabilmek için tek çarenin onun sandığı kişi olduğunu beslemek olduğunu düşünürsünüz. Sen dürüst, adil birisin. O araç benim emeğim diyerek sizdeki gerçek özellikleri narsiste giydirmeye başlarsınız. Burası rol değişiminin yaşanmaya başladığı alandır ilişkide. Narsist ağzınızdan size ait olan özellikleri ona atfettiğinizde rol dönüşümü tamamlanmış olur. Onun istediği de budur. Gerçekte sizin muhteşem yanlarınız üzerinde nasıl duracak ona bakar narsist ve asla o aracı size geri vermeyecektir. Narsistler borç para aldıklarında da asla geri ödemezler. Bir yerden taksitle bir şey aldıklarında da aynı şey olur. Geri ödemez, aldıkları şeyleri iade etmezler. Hocam, ayrıldıktan sonra evinde olan özel eşyalarımı inatla iade etmek istemedi, demişti bir danışan. Evet, çünkü onlar onun hakkıdır ona göre. Siz narsistin gözünde canlı bir birey değilsiniz ki, bir nesnesiniz. Unutmayın, nesnelerin sahipliği olmaz. Her şey onların hakkıdır. Garip bir şekilde işlerine yaramasa da narsist için aldığı bir şeyi iade etme gibi bir kalıp yok. Londra'da metroda bir hırsızlık olayına şahit olmuştum. Yaşlı bir bayanın çantasını biri çalıp kaçmıştı. Kadın feryat ederken etrafındakiler hayrete düşmüştü. Orada bulunan şık giyimli bir beyefendi duruma müdahale etti. Hanımefendi üzülmeyin, cüzdanınızda ne kadar para olduğunu bana söyleyin, zararınızı karşılamaya hazırım dediğinde bayan hayır istemiyorum, bana hırsızı bulun, onun peşine düşüp onu bulmalıyım demişti. Narsist ile olan da aynı şeydir. Sizi maddi manevi sömüren narsist hayatınızdan defolup gittiğinde artık bir hırsızın, bir psikopatın etki alanından çıktığınıza sevinmek yerine onun peşine düşmek istersiniz. Haklılık haritalarınızı yeniden onarma ihtiyacınızdandır bu. Narsistten sonra düzgün insanlar sisteminize girer, sizinle birlikte olmak ister. Sizse sebepsiz yere bunları reddedip narsistin geri gelmesini beklersiniz. Onun tek seçeneğiniz olduğunu düşünürsünüz. Benzer durum narsistik ilişkide benim çapraz ebeveynlik çıkmazı diye tabir ettiğim durumda yaşanır. Narsist ilişkinin başında anne veya baba figürünüzün yerine geçer.
Babanız sizi hiç dinlememiştir. Anneniz sizdeki güzel yanları hiç övmemiştir. Narsist rol icabı da olsa karşınızda bunları yaparken içinizdeki yaralı çocuk harekete geçer ve narsiste bağlanır. Onu anne baba figürünün yerine koyar. Anne babanızdaki eksik yanları narsiste görmeye başladığınız gibi kötü yanları da görmeye başlarsınız. Hocam aynı babam gibi inatçıydı. Hatta bir gün ona sen aynı babam gibisin. Fikrini değiştirmek zor. Hep kendi istediğin olsun istiyorsun dedim demişti bir danışan. İşte buralar zihninizde narsistin istismarlarını normalleştirmeye başladığınız yerlerdir. Babam da beni hep aşağılardı. Annemin de beni sevmesi için hep onu memnun etmem gerekirdi. Narsistle ilişkide daha vahim bir nokta vardır. Onunla ilişkinin başında o sizin ebeveynleriniz tarafından karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarınızı karşılıyor gibi göründüğünde onu fark etmeden içinizdeki çocuk anne ve baba figürünün yerine koyar. Sonra ne mi olur? Çapraz ebeveynlik döngüsü başlar. Nedir o? Narsist erişkin bedeninde olgunlaşamamış çocuk benliğini açığa çıkarmaya başlar. Olur olmaz şeylere küser, size engeller, ortadan kaybolur, kendince saklambaç oynar. Olaylar karşısında çocukça tavırlar sergiler. Şaşırırsınız. Mantığınız alt üst olur. Nasıl yani? Şimdi sen bu basit olaya küsüp aylardır onun için mi beni aramadın dersiniz. Ve çapraz çıkmaz devreye girer. Şimdi içinizdeki çocuk görevi bilinçli erişkin size devretmiştir. Narsist çocuğunuz oluverir birden. Siz ebeveyn, narsist masum çocuk haline gelir. Onun dengesiz abuk subuk hallerini kabule geçtikçe narsiste ebeveynlik yapmaya başladığınızı anlamazsınız bile. Sizden çalan, size yalan söyleyen, sizi cinsel, sözel, fiziksel istismar eden biri vardır karşınızda. Sizse garip bir şekilde onun her yaptığını mazur görme ihtiyacı içine girersiniz. Sanki tüm bunlar başkasının başına geliyormuş gibi. İçinizde iyi bir anne babaya sahip olmayı hak ettiğiniz çocuğun hezeyanlarını dindirmek için narsiste ebeveynlik yapar, onun daha fazla sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünür, onun geri gelmesini istersiniz. Çocuğunuz evden kaçmıştır ya da kaçırılmıştır. Dışarıdaki tehlikeli dünyanın içindedir. Onu kurtarmalı ve peşine düşerek vefalı bir anne baba olduğunuzu içinizdeki çocuğa göstermelisinizdir. Birdenbire narsist ilişkide içinizde unutulan, terk edilen, ihmal edilen çocuğun yerini alır. İçinizdeki çocuktan esirgenen anne baba modelini ve sevgisini narsiste vermeye çalışarak aslında kendinizi yatıştırmaya çalışırsınız. İçsel dünyanızda bunlar olurken dış dünyada sizi istismar eden birini özleyen, onu geri isteyen, onu hala iyi olmak için çabalayan ona karşı sizi görmeye tahammül edemezsiniz. Narsist ilişkide, evlilikte her kötülüğü yapar. Bunu bilir. Neden hala böyle bir insana kendinize muhtaç hissettiğinizi anlayamazsınız. Burası çapraz ebeveynlik çıkmazıdır arkadaşlar. Bundan kurtulmanın yolu bilinçaltı terapisi alarak narsisti demirlediği anne baba arketiplerinden derhal ayırmaktır. Ancak o zaman gerçek manada yaşadığınız işkence sona erecektir. Bunun için dileyenler benden bireysel danışmanlık ve nöroimplant bilinçaltı terapi alabilirler. İlgili başvuru linklerini videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Narsistik istismardan kurtulabilir, bu döngüyü kırarak yepyeni sizi yeniden kucaklayabilirsiniz. Narsistik istismar döngüsünden kurtulmanız için muhteşem videolar hazırladım. Videoların içinde tadımlık meditasyonlar ve afirmasyonlar var. Bu harika kişisel gelişim videolarını bu videonun altındaki katıl butonuna tıklayarak katıl üyesi olarak elde edebilirsiniz. Böylece her ay düzenli yayınlayacağım uygulamalı kişisel gelişim videolarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca katıl üyelerine özel her ay canlı yayınlarda sizlerin sorularını birebir cevaplıyor olacağım. Katıl üyeleri İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya'da yakından düzenleyeceğim narsisizm pandemisine karşı koruma yolları başlıklı workshoplara ücretsiz katılma hakkı elde edecekler. Narsistler her yerde. Onların en büyük korkusu foyalarının ortaya çıkması. Kendinize acımaktan öte geçip harekete geçmelisiniz. Bu iyi ve kötünün savaşıdır. Karanlık iş başında diye aydınlık uyuyacak mı sandınız? Katıl üyesi olarak her biriniz bir meşale yakacaksınız ve ışığınız tüm evreni aydınlatacak. Biz bunu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi değilse ne zaman? Hepinizi önce kendiniz, sonra narsizm illetinden muzdarip desteğinize ihtiyaç duyan tüm narsistler için tek yürek olmaya, empatların uyanış çağrısına katılmaya davet ediyorum. Katıl üyeleriyle yakından workshoplarda kucaklaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu coşkuya, bu uyanışa
Hep birlikte katılın. Sevgiyle, sevgiyle, sevgiyle arkadaşlar.